Merhabalar, ben Ece, Eceray. 21 yaşındayım, Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. Kendimden bahsetmem gerekirse feminist olarak tanımlıyorum kendimi. Gururla söyleyebilirim galiba bunu. Isaac İstanbul'da gönüllü olarak çalıştım. Şu anda dönemim bitti. Orada da projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım en son. Yani yurt dışından insanların Türkiye'ye gelip burada projelere katılmasını sağlıyordum. Diyebilirim genel olarak. Aslen Hataylıyım. İstanbul'da üniversite için gelmiştim. Galiba benden bu kadar. Ben de Oya, Oya Özdemir. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Söylemeyi düşündüğüm bir detay vardı. O da burslu oldum ama söylemeyeceğim. Üniversiteye ben de Hatay'dan geldim. Ece ile lise yıllarından tanışıyoruz. Liseden beri en yakın arkadaşız aslında. Yani Isaac'le ilgili bütün duyumları da zaten Ece'den aldım. Herhangi başka yerden bir kaynağım ya da iletişimim yoktu. Onun dışında gezmeye vesaire meraklı bir insanım. Yani hepimizin olduğu kadar aslında. Peki Isaac'i tam olarak nereden duydunuz? Okey, sanırım bunu önce ben başlamalıyım. Bir gün arkadaşlarımla kahve içmeye bir yerde oturuyorduk. O gün de bir yer var, işte yurt dışında sosyal sorumluluk projelerine katılabiliyorsun diye bize bahsetmeye başladılar. Biz de şey düşünüyoruz işte, nasıl bir şeymiş falan filan diye böyle araştırıyoruz. Isaac Org diye bir şey duyduk. Oraya girmemiz gerekiyormuş projeleri görebilmek için. Ve o Isaac Org'da işte Portekiz'de yaşlılara yardım etme etkinliği. Ben buna çok heyecanlandım ve buna gitmek istedim aslında. Ama ailem o zaman izin vermemişti buna gitmeme. Sonrasında bir arkadaşımın Isaac'te üye olduğunu öğrendim. Böylece Isaac'te üye olunabileceğini öğrendim. Ben de Isaac'e üye olarak girmeye karar verdim. Isaac İstanbul Şubesi'nde üye oldum. Ondan sonra orada işte bir sürü insanı yurt dışına gönderme tecrübem oldu. Sonra ben bundan Oya'ya bahsettim. İşte insanlar yurt dışına gidiyor, projelere katılıyor vesaire diye. O dönem senin isteğinin aslında, yani Oya'nın biraz daha hevesli olmasıyla Isaac Org'tan projelere bakmaya başladık diyebilirim. Isaac'i duyuşum bu şekilde ve Oya'nın da... Ya aslında şu şekilde oldu benim için de. Ben bir süre Kuzey Amerika'da yaşama şansım oldu diyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken şunu fark ettim. Özellikle bu Hispanic denilen hani Güney Amerika'da insanların gerçekten hayata çok bağlı olduklarını ve çok mutlu olduklarını fark ettim. Ve bunun hani sebebi hayatla çok arası barışık olmayan biri olarak benim dikkatimi çekti diyebilirim aslında. Ve hani merak ettim yani bu insanlar neden bu kadar mutlular, sorunları ne diye merak etmiştim. Hani yaşadıkları coğrafyayı görmeyi çok istemiştim. Zaten coğrafya da ben hani meraklı biriyimdir, haritaya vesaire. Dolayısıyla başta Kolombiya'ya gitmek istediğimi aileme söyledim. Ailem de bana uyuşturucu baronu olmadığım için hani bunu yapmamam gerektiğini söyledi. Daha sonra farklı ülkeler araştırdım. Isaac'i tercih etmemin, yani Ece'nin anlatımıyla Isaac'i tercih etmemin sebebi aslında şuydu. Şunu biliyorum, hani gezen insan olarak şunu biliyorum. Bir yere turist olarak gitmek, 10 gün, 12 gün kalmakla orada gerçekten yaşamak, oradaki yerel kültüre bir şekilde adapte olmak arasında gerçekten çok büyük farklar var. Yani bir yere gidiyorsunuz, turist olarak çok beğeniyorsunuz. İstanbul'u en basitinden turist olarak geliyorlar, of ya Sultanahmet falan diye çok beğeniyorlar ama İstanbul'un içinde yaşarken bu şehir bizi çok yoruyor. Hani bu aradaki farkı aslında ben de Latin Amerika için çok merak ediyordum ve orada herhangi bir yere gitmeye çalışıyordum. Yani bu konuda ailemi zorluyordum. Maddi ve manevi anlamda çok zorladım ailemi diyebilirim. Yani too much detail. Çok çok yordum. Yazık oldu onlara. Kolombiya'ya veto yedim. Daha sonrasında diğer ülkelere bakarken işte Brezilya'ya gitmek istemedim. Çünkü o Brezilya çok şey bir yerde o sırada. Sanırım böyle popülerleşmiş bir yerde ve Portekizce konuşuluyordu. Ben böyle biraz daha İspanyolca istedim sanırım. Böyle Şili, Arjantin bunlar çok soğuk geldi. Öteki yarım küre oldukları için gerçekten ve o sırada kış olduğu için. Anlatacağız. Aynen. Hani sonuç olarak Machu Picchu'yu çok beğendiğim için ve Peru'daki kültür çeşitliliği, coğrafi çeşitlilik vesaire çok olduğunu da bildiğim için Peru'yu tercih ettim ve bundan Ece'ye bahsettim. Ece dedi ki hayatta izin vermezler. Ailem imkanı yok, olmaz bu dedi. Çünkü benim ailem yalnız olduğum için bana izin vermedi. Hani yalnız başın nereye gidiyorsun sen dünyanın öteki ucuna gibi bir tepkiyle karşılaştım. Sonra Ece'ye bahsettim. Ve şey yani hani ailem daha önce Portekiz'i reddetmiş. Benim için hani zaten sosyal sorumluluk projelerine gitmek imkansız bir şey. Hani Portekiz'i reddeden Peru'ya nasıl evet desin diye. Ama sanırım Oya'nın olması ve ailemin somehow Oya'ya aşık olması nedeniyle izin verdiler direkt. Ertesi gün hemen Oya'yı aradım. İşte izin vermezler diyordum. Babam izin verdi vesaire diye. Bizim maceramız öyle başladı. Yeniden Isaac Hork.tr'ye girmek. Oradan işte projeleri araştırmak. İkimize uygun gelebilecek şeyleri bulmaya çalışmak vesaire diyebilirim. Ya o sırada şöyle bir şey yaptık. Şöyle bu videoyu izleyen ve bunu yapmayı düşünenlere ufak bir tavsiye veriyorum. Ya da bizim gibi ailesi onları nispeten gezme konusunda destekleyen insanlar için. Gidiş biletini Peru'ya alıp dönüş biletini Meksika'dan aldık ki hani Meksika'ya da gidebilelim yani. Hani öyle bir oyun oynadım ben aileme. Ece'yi de bu oyuna ikna ederek Ece'ye de böyle bir oyun oynattım. Nereye gittiniz? Ne yaptınız orada? Zaten Peru'ya gittiğini söylemiştiniz. Neler yaptınız?
genel olarak. Okey. Bu gerçekten gerçekten uzun bir hikaye. Çünkü neler yapmadık ki bence. İşte bizim Peru'ya gidişimizi Oya anlattı. Hani nasıl Peru olduğunu vesaire. 6 hafta bir sosyal sorumluluk projesine katıldık. Bizim projemiz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 5.'si. Biraz daha işte cinsiyet eşitliği üzerineydi. Ben bir kadın sığınma evinde çalıştım orada. Aynı anda bir okulda da çalışıyordum. Küçük çocuklarla ilgili. Evet, böleceğim ama şöyle bir şey de oldu. Yani Ece sürekli bana Oya neden Peru'dayız? buraya nasıl geldik? Bu en güzel kısmı sonra söyle. Böyle sorular soruyordu bana böyle ve birbirimize anlamsız bakıyorduk. Yani bir tabii ki hiç bilmediğin bir ülkeye gitmek. Yani şöyle bir şey de var. Yine gezdiğim için birazcık biliyorum açıkçası. Hiç bilmediğin gelişmiş bir ülkeye gitmek yine çok farklı bir şey. Yani böyle bisikletine sırt çantanla gidiyorsun. Aa kilise falan hani böyle insanlar yere tükürmüyor. Hani mükemmel bir ortam var. Hani bu gelişmiş bir ülkeye gitmek. Gelişmemiş ülkede şöyle bir şey oluyor. Peru'yu gelişmemiş olarak kabul etmek zorundayım. İçine girdiğim için özellikle üzgünüm. Telefonumu keşke çaldırmasam. Keşke yarın açıksam. Bir şey gelmez vesaire. Tabii ki bunu oraya gittiğinizde bilmiyorsunuz. Yani mesela ben İngilizcem benim iyi bir seviyede hani konuştuğumda. Bunu bana yeteceğini düşündüm. Ama uluslararası havaalanında bile hiç kimse İngilizce konuşmuyor. Hani hiç kim. Herkes İspanyolca konuşuyor. Hani ve bunu bilemiyorsan kendini anlatamıyorsun. Bir sürü şey söylüyorsun. Si diyorsun böyle hani. Bütün language ben dediğimiz olayı hani bayağı bir derinden hissediyorsun. Bu olayları göze alarak gitmedik biz aslında. Çünkü bu olayları bilmeden gittik. Ama tabii gidince bunlardan karşılaşıyorsun. Yani culture shock'tan falan zaten hiç bahsetmiyorum. Ama hani genel olarak böyle bir şok da. Ülkenin ilk tokadını da yiyorsun tabii ki. Gittiğin her ülke için geçerli bu. Bizimki biraz daha şeydi işte. Bizim deli cesaretimiz aslında beraber gidebiliyor olmamızdı. Ve aynı projeye, aynı şehre direkt eşlenmiştik. Ece var, Oya var. İşte birbirimizi tanıyoruz. Ölmüyor. Bir şey olmaz falan. Ölsek gözüm. Bir de gelin. Gözünde bakıyorduk. Ama aslında olay şu ki biz ikimiz aynı projede olmamıza rağmen çok farklı lokasyonlarda çalıştık. Yani benim kaldığım yerle Oya'nın kaldığı yer arasında gerçek farklar var. Yani mesafe olarak ve sosyoekonomik fark olarak çok büyük farklar aynen. var. Ben mesela zengin bir ailenin yanında kaldım. Yani işte böyle upper middle class dediğimiz bir ailenin yanında kalmıştım. Ya Ece beni bir ay sonra evine götürmüştü ve ben şu an asansör sıcak su falan. Nasıl olur ya böyle? Oya ise biraz daha ghetto diyebileceğimiz arka mahallelerden bir tanesinde kalıyordu o sırada. Ama bence şey konusundaki farklılık da güzeldi. Yani mesela benim kaldığım aile biraz daha umursamazken işte o da verdik. Verdik yaptık sonra sorumluluğumuzu modunda bir aileyken o yanın ailesi çok daha sorumluluk sahibi mi? Hayır benim bir yanına çok değer veriyorlardı. Yani işte mesela bana böyle Oya zaten telaffuz da kolay olduğu için Oya Oya diyorlardı. Hani Oya partisi düzenlemişlerdi mesela. Ben geldiğim için parti düzenlemiş. Ailedeki amcalarını falan çağırmışlardı böyle. Hep birlikte ortada. Ay, çarap iç, çarap iç. Bilmiyorum. Evet salsa öğretiyorlar. İşte salsa yapıyorlardı. Hani çok güzeldi. Yani işte evde birçok konfor unsuru olmamasına rağmen bunlardan biri de sıcak sudur. Çünkü orada kıştı. Yani bundan pek haberim yoktu. Bunlar bulunmamasına rağmen ya da birçok makine vesaire olmamasına rağmen çok mutluydum ailemin bana olan sıcak tavrından dolayı. İspanyolca bilmediğimi bilmelerine rağmen benimle sürekli İspanyolca konuşmaya çalışıyorlardı. Hani anlayacağımı ümit ederek ve inatla hani muhakkak benimle İspanyolca konuşuyorlardı. Uzun uzun konuşuyorlardı falan. Anlatıyorlardı böyle. Kadın diyordu ki sıcak su koydum ocağa falan böyle. Şöyle bir anlatıyordu falan. Böyle iletişiyorduk. Güzeldi. Güzel günlerdi. Siz İspanyolca anlamasanız bile ya anlamadığınızı anlıyorlar ama daha çok bağırdıklarında sanki anlayacağınızı ya zannediyorlar. Yani aynı Türkler gibilerdi bu konuda. Ya çok sıcak kanlı insanlardı. Aynen öyle. Insanlardı. Ama şeyi hiç unutamıyorum. Bizim yani muhtemelen benim ilk dank ediş anımı işte Peru'ya geldiğimizin 12-13 saatlik bir yolculuktan sonra böyle indik Peru'ya. Pasaport kontrolünü bekliyoruz. Şey oldum böyle hani nerede olduğumun farkına vardım. Hani bir böyle çarpar ya işte gerçeklikte yüzleşme. Oya dönüp dedim ki hani biz niye Peru'dayız? Biz niye Peru'ya geldik? Hani evet sosyal sorumluluk projesi. Evet ne güzel. Hani güzel bir şeyler yapacağız sonunda dünya için. Ama 3500 liraya değer miydi? Sorusunu hatırlıyorum sorduğumu. Ben o soruna cevap veremedim ama hani şu an cevap verebilirim ki evet değerdi diyebilirim gerçekten. Yani birçok kısmı vardı aslında oradaki ilk adapte oluşu. Benim için en güzel kısmı şuydu. Bundan bahsetmeden geçemeyeceğim gerçekten. Peru'da beyaz tenli, hafif uzun boylu ki onların boy ortalaması oldukça düşük. Hafif balık etli olmak inanılmaz güzel bir beyaz şey ölçüsü, güzellik ölçüsü. Hani böyle olunca insanlar sana vaha falan yapıyor. O yüzden böyle hani sokakta yürüyorum ve normalde ben hani değil güzellik hani çirkin olduğumu vesaire düşünen biriyim. Hani güzel olduğumu asla düşünen biri değilim öyle söyleyeyim. Sokakta yürürken insan falan yapıyorlar böyle kadın insanlar böyle sanışıyor. Hatta bir kere mesela çöpe attığım şişeyi alıp adam demiş ki bunu ben kullanabilir miyim? Böyle güzel bir kızın şişesini kullanmak benim için bir onurdur falan demiş. Koşarak gitmiştim falan. Hani o kadar böyle beni güzel buluyorlardı ki hani şey gibi hissetmişim kendimi. Harikalar diyarındayım hani kendi mekanımdayım
istediğim gibi hissetmiştim. Tabii biraz turist olduğumuzda belli aynen. oluyordu yine boyumuzdan ve tipimizden vesaire dolayı. O güzel bir bulunduğum günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Farklı bir yerden olmamız aslında bizim çalıştığımız yerdeki öğrencilerin ya da işte benim çalıştığım kadın sığınma evindeki kadınların da dikkatini çeken bir şeydi. İşte farklı bir dil konuşuyorsun, Türkiye'den gelmişsin ve onlara bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ve belki de hiç hayalinde kuramayacakları bir şeydi. Ben şeyi hatırlıyorum işte bir gün mesela onlara Türkiye'deki kadın ayrımcılığını anlattım. İşte nasıl işte alt görüldüğümüzü anlattım. İşte o dönemde de burada protesto oluyordu Türkiye'de de bununla alakalı. Onu anlatmaya çalıştığım bir video izletmiştim. Böyle şok olmuşlardı. Hani sen böyle bir ülkede yaşıyorsan Peru da bizim gibi yani bu konuda aynıyız neredeyse. Ve Peru'ya bunun için geliyorsan hani nasıl gelebildin? Türkiye'den bir kadın olarak Peru'ya bize eğitim vermeye nasıl gelebildin diye çok şaşırmışlardı. Ve uzun uzun onlara belli bir kısımda ailemi ikna etmenin zor olduğunu ama yine de belki de başkalarının umudu olmam gerektiğini bu yüzden aslında onlara da bunu yapabileceklerini günün sonunda göstermek için burada olduğumu. Hiçbir şey anlamasalar da birbirimizi anlamasak da günün sonunda sadece işte onlara bir umut olmanın ya da bir gösterge olmanın benim için yeterli olacağını vesaire anlatmam gerekmişti projemde. O yüzden böyle farklı olmak orada bütün o Peru'nun içerisinde o kadınların yanında benim için daha özeldi. Ya da o öğrencilerin yanında bana işte Ece Ece deyip Kece diyemiyorlardı bilmek isterseniz. Adım çok basittir bence ama diyemiyorlardı. Gelip yanıma sarılmaları ve işte farklılığımın onların dikkatini çekmesi olayı gerçekten çok güzel bir boyuttu benim için diyebilirim. Ya bundan bahsedeceksek projemizden bahsedebiliriz aslında birazcık. Sede'de gelelim yani. ben projemde dolandık. Hafif bir çok dolandım ben. Projemde haftanın 4 günü çalışıyordum. Sabahtan akşama kadar bir çalışma sürem vardı. Hani bu tabii her projede aynı olmuyor. Ece için... Aynen benimki 3 gündü mesela. Ve ben haftada yaklaşık ya normalde 25 saat çalışmam gerekiyor. 14-15 saat çalışıyordum diyebilirim. Daha az ben çalıştım yani. Ben 25'ten fazla çalışıyorum ondan eminim. Hani bu şekilde farklı olabiliyor tabii ki. Bu tarz farklı olabiliyor. Ki biz aynı projede gitmemize rağmen iki Türk olduğumuz için bizi ayrı aynen. okullara aldılar ve farklı işler yaptırdılar. Bu aşamada aslında edindiğimiz tecrübeler de birbirinden oldukça aynen, farklı. Örneğin benim tecrübemin içinde günde 2,5 saat gidiş ve 2,5 saat dönüş olmak üzere 5 saatlik ayaksam. Benimki de 2'ydi. Değildir yani. Vallahi 2'ydi be. Bu da Lima'nın trafik kültürü, şehir topu taşımaların kangrenliğiyle ilgili bir durumdu. Bizimle ilgili değil. Ev sahipleriyle ilgili de değil tabii ki. Gittiğimiz okulda benim de öğrencilerim vardı. Ben ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle çalıştım. Belli saatlerde ilkokul, belli saatlerde ortaokul geliyordu. Ben de onlarla çalışırken hani Ece ile hissettiğim aynı şeyleri hissettim. Bizim Meksikalı, Kostarikalı takım arkadaşlarımız vardı. Onlarla aracılığıyla iletişim kuruyorduk aslında. Tabii ki doğal olarak İngilizce bilmedikleri için ya da biz İspanyolca bilmediğimiz için. Ama yine de projelerde işte onlara çeşitli şekiller, kadın hakları, insan hakları, kendine güven yani self-esteem gibi çalışmalar yapıyorduk. Bu tarz çalışma zaten taslaklarımız vardı. Onlara bağlı bir şekilde ilerliyorduk. Ama hani bu o projeye gittiğimde kendimi orada hakikaten var olduğumu hissettiğim zaman buradan sen nasıl geldin? Ya işte nasıl bu? Yani dünyanın başka bir yerinde de bir insanın olması ve bunun onların bu insanın onları umursuyor olması onun için çok değerli bir durumdu. Yani bir kere bana şey dediler böyle Türkçe konuşabilir misin dediler ve Türkçe konuştum. Peygamber muamelesi yapıp ne konuştun ne dedin falan şu an tercüme falan dediler. Böyle aynı anda İngilizce ve Türkçe konuşuyor olmam onun için çok büyük bir şeydi. Yani buna inanamadılar diyebilirim. Tabii biraz İspanyolca konuşmaya çalışıyordum. Belki ondandır. Üzücü bir süreçte. Bir de tabii Türkler orada dizileriyle biliniyor. Hani bana Fatma Gül falan dedikleri oluyordu. Fatma Gül Sultan falan böyle bu tarz tap şekilleri vardı bana. Onun dışında aramızda böyle bir sevgi bağı vesaire dolaşıyor. Tabii ki Ece için belki çok mümkün olmamış olabilir ama bizde hani çocuklar olduğu için hani çocuklara kadısının evinde onun için ben çocuklarla ilgilendiğim için hani benim için daha farklı bir durum. Daha minnoş falan değil. Örtmenim örtmenim diye çeker veriyorlardı. Hani daha farklı bir iletişim türüydü. Onlar açısından bu şekilde değerli hissetmek. Hani onların uzaktan da birisi onları umursuyor olması vesaire. Bu tarz durumlar beni oraya gittiğim için ya yani iyi ki geldim dedirtmişti proje adına. Çalışma şartları vesaire uzun olması tabii o da yani ekstra bir durumdu. Kısa olmasına tercih etmezdim yani öyle söyleyeyim. Ben de aksine uzun olmasını tercih ederdim muhtemelen. Yani gitmişim o kadar çok çalışmak ve oradaki insanlarla daha çok zaman geçirmek daha büyük bir tercihim olurdu benim de diyebilirim. Çok merak ettim. Hanginizin tecrübesi daha güzeldi sizce? Oya'nınki ya. Ya benimki biraz daha deepti. Oya her şeyden şikayet edebilecek bir insan ama aklınıza gelebilecek her şeyden. Yolun 2,5 saat olması, evin kötü olması, işte ne bileyim etrafındaki insanların kaba olması. Ben daha böyle easy going bir insanım. Hani daha mesela benim de yolum 2 saatti ama Oya'ya göre değil. Ama 2 saat biliyorum gittim. Şey olmadı hani benim için kabullenmek, yaşamak vesaire zor olmadı ve ben kendimi hiçbir zaman zorlanmış hissetmedim. Oya ise kendi daha çok challenge etti bence. Ve insanlarla kurduğu ilişkiler o biraz daha çabalıyordu. Ben daha soğuk bir insandım mesela. O yüzden onun
tecrübesi net benimkini. Yani şöyle yaşadığım ev, yani mesela böyle anlatıyoruz işte konforu düşükten anlatıyoruz ama yani ben ellerimi kollarımı sıcak sayabildiğim bir suyla yıkayıp vücudumu ıslak mendille sildiğimi biliyorum. Yani ben bu şekilde duş almış bir insanım. Yani bunu hayatımda başka bir yerde mesela yaşayamazdım. Olsun. Hani, ve de başka bir şekilde. Yani bunu göremezdim. Çünkü onlar için pek sorun değildi. Yani suyun sıcak veya soğuk olması sorun değil. Örneğin şey de sorun değildi. Bir gün işte ev arkadaşımla gidiyorduk. Giderken böyle çok kötü arabalar gördüm öyle. Hakikaten ezilmiş büzülmüş araba. Yani bütün arabalar öyle. O kadar kötüler ki arabalar. Hani dedim ki bunlar niye böyle? Hani birinin kapısı yok. Birinin, hiç abartmıyorum. Bindiğim dolmuşun koli bandıyla önü yapıştırılmıştı şöyle. Ön yani etrafından geçmişlerden çok komikti yani. Niye böylelerdi? Sanayi ürünleri bu kadar mı pahalı falan da bir sohbet etmeye çalışıyorum. Bana dedi ki buradaki insanlar için de sabah kalktıklarında kontağı çevirdiklerinde o arabanın çalışıyor olması demek o arabanın iyi olduğu anlamına gelir. Onun tamire ihtiyacı olmadığı anlamına gelir. Ve dedi insanlar da burada böyle hani sabah kalktıklarında işte hayatlarına devam edebiliyorlarsa, nefes alıyorlarsa onlar için bir sorun yoktur dedi. Hani biz bu şekilde yaşıyoruz. Mentalitemiz böyledir dedi. Bu beni çok etkilemişti. Sabah kalktığında nefes alıyor olması dışındaki her şeyi umursayan bir insan olarak beni çok etkilemişti yani tabii ki anda. Hani işte kafaya hiçbir şey takılmıyor falan gibi farklı gelmişti. Ya belki de şey Latin Amerikalılar neden bu kadar mutlu vesaire diyoruz ya yani tam olarak sebebi bu. Hani gerçekten uyandıklarında uyanıyor olmaları meselenin kendisi. Geri kalan her şey daha kabullenilebilir şeyler onlar için. Şeyler de çok güzeldi. İşte bana düzenledikleri partiler vardı mesela. Birden aşka gelip amcalar, teyzeler öpüşmeye başlıyorlar falan. Uzun uzun öpüşüyorlar böyle hani ne kadar güzeldi. Hani o yaşam, enerji, hayata dair duruşlarını yaşlarıyla birlikte kaybetmemiş olmaları. Yani hala devam etmiyor olmaları. Sokaklarda da öyle partiler düzenliyorlardı sürekli. Miraflores'e giderkenki bir yerde partiler oluyordu orada sürekli. İnsanlar dans ediyordu ve gerçekten yaşlı insanlar dans ediyordu. Gerçekten yaşam enerjileri var. Yaşam enerjilerini kaybetmemiş insanlar güzeldi. Peki o zaman en komik anınız? Projede geçirdiğiniz en komik anı. Bizimki daha trajikomikti ya. Bence bizim komik değil. Aynen trajikomik hikayelerimiz var. Yani genel olarak maceramızın özeti trajikomik olabilir. İstersen... Ya genel olarak aslında çok fazla buluşmadık biz şehir içinde. Yani zaten amacımız da oydu. Ayrı tecrübeler edinmekti. Ama şöyle yardımlaşıyorduk sonuçta. İkimiz varız ya hani ülkede bir tek. Başka da kimse mesela Türk falan da yok. Bulamazsınız yani. Şöyle bir şey oldu. Benim okulumda bir dağın başı olduğu için telefon çekmiyor hiçbir şekilde. Ve bizim de Machu Picchu'ya gitmemiz lazım. Yani Cusco diye farklı bir şehir orası. Cusco'ya gitmemiz gerekiyor. Ben de Ece'ye gitmeden önce mesaj attım. Dedim ki Ece işte benim kart bilgilerim bunlar bunlar. Bana bu siteden uçak bileti alır mısın dedim. Ece de tabii ki alırım vesaire dedi. Neyse Ece bana bir uçak bileti aldı siteden. Ve ben kendisine de almaya çalışıyorum aynı bileti. Bir hafif uygun bir bilet. Hafif uygun dediğim de şu. Yani normalde biletler $180. O bilet $150 yani. Ece kendine de almaya çalışıyor. Ece diyor ki ben kendimi alamıyorum. İşte error veriyor. Hani sayfa bir türlü almıyor diyor. Aynen. Kendimi alamıyorum falan diyor. Sonra Ece aramış işte niye ben kendime bilet alamıyorum diye. Ona demişler ki bu biletler sadece Peru vatandaşları için. Tamam ama demiş ben arkadaşımı aldım. Ve o da Peru vatandaşı. Ve o da Peru vatandaşı değil yani benim. Değilim. Onlar demiş ki onun farklı bir cezası var. Farklı bir ceza sistemi uygulanıyor vesaire vesaire demiş. Sonra biz işte araştırdık. Öğrendik ki. Tabii Ece bunları araştırdı ve öğrendi. Biletin altına hakikaten bu Peru vatandaşı içindir yazıyor. İşte bir İspanyolca yazıyor. Ama gerçekten minnacık yazıyor. Ve hani Perulular bile ilk başta göremedi. Yani ben ev sahibimle almaya çalışıyordum zaten. İlk o evi aldığımda da o yanımda vardı. Sonra kendimi almaya çalışırken ve alamazken de yanımda o vardı. Ve alamadık. Hani bana. Öyle ortaya çıktı ki benim uçağa binmeden önce Peru vatandaşı olmadığım gerekçesiyle $180 daha ödemem gerekiyor keş olarak. Ve şöyle anlatayım size. Bu konuya çok girdiğim için özür diliyorum ama bütün gezi için cebimde $400 para var. $180'ı geziye gitmeden önce benden istiyorlar. Böyle bir durdum işte şey yapmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Hani şeye kadar çık gitti. This is discrimination. Hani oraya kadar gitti. Peru vatandaşı olmadığım için beni ayıramazsınız. Hani bu noktaya kadar gitmişti. Ama o noktadan da tabii ki geri döndük. Çünkü ya bunu ödeyeceksiniz aynen. Ya da sizi uçağa almayacağız. Gibi bir şey söylediler. Biz de işte Machu Picchu'yu biletlerimizi almışız. Ne bileyim gezi planımız hazır vesaire. Yarı yarıya ödemiştik. Bunu da söyle istersen. Yarısı nece ödemiştik. Neyse öyle ödemiştik. Ve bizim böyle parasızlıkla savaştığımız o günlerde bizim için $90 aşırı kıymetli. Bir de bu açıdan yine gelişmemiş bir ülkeye aynen. Gittiğinde açıkçası parasal olarak biraz daha destekli gitmek gerekiyor. Çünkü başımıza böyle olaylar gelebilir. Yani ben kendimi hiç kimseye anlatamadım. Kimse İngilizce konuşmuyor. İngilizce konuştuğunu iddia eden de bile kötü. No falan yapıyorlar. Aynen. Hani. İngilizce kelimeleri İspanyollaştırarak. It is written. Is written there. Bitti. Hani bu kadar. Bütün yaptığı açıklama aynen. Buydu. İnternasyonel falan diyorlar. Ece mesela
onun dışında işte bir ara parasını vesaire çaldırmıştı. Çaldırıyorsun. Ya da ben şeye gittim mesela, 100 dolar bozdurdum. Bana verdikleri paralar ortadan yırtık paralar. Ve adam gitti, gidiyorum geri, bana diyor ki bu para benim değil, işte ben sana vermedim. Yani böyle var ya, ortalığı yıktım ya. Dedim, sen ne diyorsun ya, sabah daha görmüşüm yüzünü falan diye böyle artık Türkçe falan şey yapacağım. Böyle. Üstüne kalemlik fırlatacaktım adamı, o kadar sinirlendim. Böyle ki tamam tamam artık tantana yapma dedi. Al dedi paranı git dedi falan, ya parasını verdi işte. Hak isteme şekilleri de yine gelişmiş bir ülkede hak isteme şekli. Sen benim kim olduğumu biliyor musun olduğu için hani bu şekilde insanların üstüne girmek gerekebiliyor böyle bir. O yüzden trajikomik derdik yani. Evet, güldük sonra. Güldük sonra. İyi ki gitmişim dedirten bir anınız var mıydı? Varsa neydi? Benimki biraz daha projeden bağımsız olacak. Gezdiğimiz parkla alakalı olacak. Yani biz işte gittiğimiz dönemde orada Cumhuriyet Bayramı gibi bir şey vardı ve bir hafta boyunca ulusal tatilde. Bu nedenle çalışmıyorduk. Biz de işte Machu Picchu'ya gittiğimiz o bütün maceraları yaşadığımız dönem o. Benim en kendimi özgür hissettiğim ya da en gerçekten sen ayakları üstünde duran bir insansın ve tek başına bir şeyleri atlatıyorsun dediğim anı hayatım boyunca yaşadığım andır o gezi sırasında. İşte Machu Picchu'ya paramız olmadığı için biz işte normalde trenle gidilen yolu yürümemiz gerekiyordu ve biz işte çok geç yola çıktık, bir sürü aksaklık yaşadık vesaire. Bayağı geç saatte vardık. Böyle 2,5-3 kilometrelik bir yol yürümemiz gerekiyor. Bu yolu yürürken de hava karardı. Ben de en önde yürüyorum. İşte arkamdaki insanlara ışık tutuyorum falan. Deli cesareti. Lüzumsuz işler yani. Sonrasında şey oldu işte, arkamdaki insanlara bakmak için, hani geliyorlar mı diye bakmak için dönerken böyle bir an şey oldum. Neredeyiz biz dercesine yukarı baktım. Ve böyle bütün Samanyolu sanki hani ayaklarımın altındaymış gibi hissettim. Böyle sanki kendimi nasıl denir, sonsuz bir boşluktayım. İki tarafım zaten kocaman kayalardan oluşan dağ ve üstümde sadece Samanyolu'nu görüyorum. Hani ben gerçekten dünyanın öbür ucundayım ve öbür ucunda tek başımayım dediğim, arkamda insanlar olmasına rağmen bunu ben tek başıma başardım dediğim çok güzel bir andı. Böyle bütün özgüvenimi yerine getiren bir andı ve en özgür hissettiğim andı sanırım. O yüzden benim ilk dediğim an odur diye tahmin ediyorum. Benim için de projeyle alakalı olacak. Yani benim de böyle gezdiğim sırada güzel anlarımız vesaire yaşamıştık ama projeyle ilgili özellikle oraya Isaac'le gittiğim için iyi ki gittim dediğim an şöyle bir anda. Bir öğrencim vardı. Böyle cılız, çok tatlı bir çocuktu. Yanıma geldi bir gün. İşte bana bir şeyler söylüyor. Anlamıyorum falan. Arkadaşıma söyledim, tercüme etti. Bana sarılmak istiyormuş bir kere. Ondan sonra da dedim tabii ki sarıldım falan. Böyle bana sarıldı. Uzun uzun bana sarıldı. Ve sonra benden imzamı istedi. İmza istedi benden. Adımın nasıl yazıldığını ve imzamın nasıl atıldığına dair böyle küçük bir kağıt verdi bana. Ve bunu benden istemişti. Ve bana şey dedi hani İspanyolca'da. Bunu hep saklayacağım. Seni hiç unutmayacağım gibi şeyler söyledi bana böyle. İyi ki buradayım ve hani iyi ki buraya geldim demiştim gerçekten. Bir insanın hayatına belki yok efendim geleceğindeki büyük kararlara dokunmak açısından, çok onu değiştirmek, mükemmel bir kadın hakları savunucusu yapmak açısından orada bulunmamış olabilirim. Ama o insanı dokunduğumu bir yerde hissettiğim için bu beni çok onur etmişti. Oya. Bana öyle bir şey söyle ki Global Volunteer'a gideyim. Ya bunu ben arkadaşlarımı da ikna ediyorum bu arada. Hani bu konuda ilk değil yani bu durum. Global Volunteer bu yaşta yapılabilecek tecrübe kazanmak açısından en güzel etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yani mesela ailem ya da insanlar bana sürekli diyorlar işte neden İtalya'ya gitmek istemiyorsun? Neden İsviçre'ye gitmek istemiyorsun da bir ülkeye gidip böyle bir şey yaşamak istiyorsun? Çünkü yani oraya gidilir. Orası gezilir. O kiliseyi ve yere tükürme insanları görürsün. Ama bu böyle bir maceranın içine girmek, böyle bir gönüllülük projesinde yer almak diyeyim. O insanların hayatlarına dokunabilmek ancak bu yaşta şu zamanda yapılacak bir iştir ve bunun gecikmemesi de gerekir. Yani bu işi 5 sene sonra ben bir işim olduğunda yapamam kesinlikle. İşimden istifa edip Latin Amerika'ya gidip yerleşen insan sayısı yani çünkü 1 milyonda birdir yani ve onu yapan kişi de ben olmayacağımı düşünüyorum. Ama bunu ancak şimdi bu şekilde yapabilirdim ve o yüzden yapılması gereken bir aktivite olarak görüyorum. Özellikle yazın evde oturup bütün gün televizyon izleyecek insanlar için vesaire kesinlikle böyle bir şey yapmalarını öneririm yani. Ece, sen de bize öyle bir şey söyle ki biz de Global Volunteer'a gidelim. O kadar insanı Global Volunteer'a göndermişimdir. 100'den fazla insanı. Ama gönderirken de ya da kendim giderken de hep şeyi düşündüm. Gerçekten hayatta bir defa, yani Oya'nın söylediğini söyleyeceğim muhtemelen. Hem kendini hem etrafını değiştirmek için bir şans. Ya şey gibi geliyor bana. Dünyadaki konumunu, yerini, nerede olduğunu, kim olduğunu görmek için insanın kendini alıp bambaşka bir ortama koyması gerekiyor. Bir şey konuşmuştuk mesela, hatırlıyor musun? Hani bu bir uzay şeyle çıksak hani dünyada kendimizin konumundan ne kadar memnun olduğumuzu konuşmuşsun. Uzaktan baktığımızda. Onun gibi evet. Oraya bir insanı koyması gerekiyor ki kendi hayatını aynen şey öyle. Monitörleyebilirsin. Aynen öyle. Yani biz Peru'dayken mesela kendimi alıp gerçekten hiç tanımadığım bir yere koymuştum. Ve hiç bilmediğim insanların arasına koymuştum. Sürekli Türkiye'deki hayatıma bakıyordum. Burada ben neyim, kimim, nasıl bir hayat yaşıyorum diye. Ve bence Global Volunteer'a gitmek tam olarak bu. Yani senin dünyadaki konumunun ne olduğunu, kim olduğunu görmen için sana sunulmuş bir fırsat ve bunu yaparken etrafındaki insanlara dokun diyor sana. O yüzden
yüzden varsa içinizde buna dair bir istek ve buna dair bir fırsatınız, ben kesinlikle kesinlikle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum diyebilirim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sen var mısın? Neyse, teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Isaac Org'a girip bütün fırsatları değerlendirip görebilirsiniz hepsini.